Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, yeni bir konuyla birlikteyiz. Elektriksel alan. Özellikle bu konu kendisinden önceki 38. videoyu eğer işlediyseniz rahatlıkla meyvelerini yiyebileceğiniz bir konu olacak arkadaşlar. Yani 38'i dinlemeden buraya gelmeyin. Dinlemeyenler varsa dinleyip de gelsin. Rahat etmek istiyorsa tabii ki. Şimdi olay nasıl başlıyor şu. Elektriksel alan. Olayı başlatan meşhur adam kim? Michael Faraday arkadaşlar bakın. Michael Faraday'a göre ne yapıyoruz biz? Neyi çiziyoruz sen? Tutturamıyoruz. Michael Faraday'a göre elektrik yüklü bir cismin çevresinde yük olsun ya da olmasın bir elektriksel alan oluşturarak çevreye yayıldığını iddia etmiş. Zamanla Faraday'ın bu tezinin doğru olduğu bir elektrik alan kavramı ortaya çıkıyordu. Buna göre yüklü bir cismin elektriksel etkilerini sürdürebildiği bölgeye elektrik alan denir ve E vektörüyle gösterilir. Aslında bu bir kuvvet türü. Üzerinde de anlayacağız. Ve hikayemiz nasıl başlıyor? Çok basit aslında buradaki hikayemiz. Şu. Şimdi konuda bahsederken şunu yapıyorsunuz. Aslında gerçek tanım şu. Bir noktadaki elektrik alanının yönünün belirlenmesi, değerinin belirlenmesini istiyorsanız sorulan yere ne yazıyorsun bak? Artı bir kulombluk yükü yerleştirin bak. Tanım bu. Dünyanın tanımı bu. Artı bir kulonluk yük yerleştir. Şimdi bu ne demektir? Şimdi diyelim elinizde bir tane artı Q yükü var. Bundan D kadar uzaklıktaki bir A noktasındaki elektrik alanı merak ediyorsan oraya bir tane artı bir yazacaksın. Artı Q artı bir ne yapar? İter. Peki bununla bunun arasında oluşacak olan kuvveti hesap etsem nasıldı? K Q çarpı 1 bölü D kare. Şimdi bak buraya 1 yazınca ne oldu sonuç? K Q bölü D kare oldu. İşte elde ettiğim bu kuvvete, bu artı bir kulonluk yükü etki eden kuvvete biz elektrik alan diyoruz. İşte bak ne oluyormuş? Gene kuvvet yazdık aslında. Ama şuraya etkisiz bir eleman yazdık, dikkat edin. Ve dolayısıyla şimdi bak ne fark varmış? Çıkartalım. Kuvvetin formülü neydi? Q, Q bölü D kareydi. Elektrik alanın formülü neymiş? Yüklerden birinin yerine bir yazdığıma göre. Q bölü D kare. Ne fark var aralarında gençler? Bir tane Q var. Şurayı Q ile çarparsam bunu bulurum. Al sana çıkarttık bak. F eşittir Q çarpı E. Bak özellikle de görmenizi istediğim için de. Bak kuvvet elektrik alanın Q katıdır. Bitti. Ama ısrarla söylüyorum şu tanımı unutmayacaksınız. Bu bir test etmektir. Bir noktadaki elektrik alanı bulmak için o noktada ister yük olsun ister olmasın oraya ne yazacaksın? Artı biri yazarak bu işi yaparız biz. Bak hemen uygulayalım bakın görün. Ne demiş? K ve L noktalarına sabitlenen. Tamam. Biz buradaki olay şimdi geçtik herhalde. Artı Q ve eksi Q yüklü kürelerden. K noktasındaki artı Q yükünün A'daki elektrik alanı. Şimdi adam A noktasındaki elektrik alanı soruyorsa ben ne yapacağım hemen? Şuraya. Buraya bir tane artı bir yazacaksın. Bak dünyanın kuralı bu. Sonra başlıyorum. Artı Q artı 1 ne yapar? İter. K'nın elektriksel alanı bu yöndedir. L ne yapar? Çeker. O zaman L'ninki de böyledir. Diyor ki sonra A'daki bileşik elektrik alanı bul. Hadi bulalım önce K'dakini. Yazıyorum. K'nın oluşturduğu elektrik alan. K, Q'nun uzaklığı, Q ile 1 çarptığımda Q bölü D kare. Yazmanıza gerek yok. İşte buna ne demişsiniz? E. Peki L'nin elektrik alanı nedir? 2Q'nun buraya olan uzaklığı 2D ise K, 2Q. Bu arada fark ettiniz mi? Gene eksiliği yazmadım. Eksiliği yöne attım gene. 2D değil mi aradaki? Karesini aldım. 4D kare. Ne yapar bu da? E bölü 2. E ile E bölü 2 aynı yönde mi? Bak bir tane E bu yönde. Bir tane de E bölü 2 bu yönde. Topla gelsin. 3 bölü 2 E diye buluyoruz bileşkeyi. Artı Q, eksi Q ve QX yüklü küreler bulundukları yere sabitlenmiştir. Bu durumda A'daki bileşke elektrik alan sıfırmış. Hadi önce burayı ne yazıyorum? Hemen tartışmadan. Artı bir. Şöyle yapalım isterseniz. Bu birinci yük olsun. Bu ikinci yük olsun. Bu da üçüncü yük olsun. Şimdi nasıl sıfır çıkacak? Önce biz bunu bir test edelim. Artı Q artı biri iter. O zaman birincinin elektrik alanı bu yönde. Eksi Q burayı çeker. E2. Şimdi adam diyor ki elektrik alan sıfır çıkacak. Nasıl çıkacak? Çare ne? Bu 1 ile 2'yi yok edecek ters yönlü bir E3 lazım bize, değil mi? Demek ki bu adam artı 1'i bu yönde itiyormuş. O zaman QX bir kere artı yüklü bak. Eksilere elveda diyebilirim.
Ve değer olarak ne oldu? Buranın sıfır çıkabilmesi için tek koşul var. E1 ile E2'nin toplamı E3 yapmalı. Hadi yazalım şimdi. Birincinin elektrik alanı. K. Q'nun A'ya uzaklığı D olduğuna göre Q bölü D kare. Artı. İkinci Q ve D olduğuna göre K Q bölü D kare eşittir. Üçüncü QX'i yazıyorum. K QX bölü uzaklığı ne kadar buraya? 2D. Karesini aldık. 4 D kare. Bak K'lar öldü. D kareler de ölürse. Burada ne kaldı? 2Q kaldı. Burada da QX bölü 4 kaldı. Dolayısıyla QX'in cevabı da 8Q olarak buluyoruz. İşaretini bulmuştuk zaten. Ne demiş bakalım? Eksi 9Q ve artı Q yüküne sahip K ve L küreleri aralarında D uzaklığı olacak şekilde sabitlenmiş. L'den kaç D uzaklıkta elektrik alan sıfır olur? Şimdi acaba elektrik alan nerede sıfır? Bir de onu da bulmamız lazım. Ben böyle sorularda açıkçası şahsi fikrim aradan başlamak isterdim. Koy buraya bir artı bir bakalım kalabilir mi? Koyduk buraya bir artı bir. K ne yapar? İter. L ne yapar? Çeker. O zaman bu bölgede elektrik alan sıfır olamaz. O zaman bir tane buraya deneyelim. Artı bir. K ne yapar? Çeker. L ne yapar? İter. O olabilir gibi duruyor. Bir de buraya deneyelim bakalım. Buraya bir artı bir yazarsam. L ne yapar? Artı biri iter. K ne yapar? Çeker. O burası da olabilir. Acaba ikisi de olabilir mi? Tabii ki hayır. Neden? Yüklerden bir tanesi büyük yüke sahip. Eksi 9 Q yani 9 yük. O zaman ne olması lazım? Bu adamın çevresindeki elektrik alanlar büyüktür. Buna yakın olursan ötekinin gücü yetmez buraya. O zaman bu bölgeye de olamaz. Büyük yüklerden uzak durmak lazım. Ki aynı etkiye maruz kal değil mi? O zaman aradığınız cevap burası. He. Şimdi bana diyor ki bu aradaki mesafe ne kadar? Buraya da hadi x diyelim. Peki bu noktanın özelliği ne? K'nın o noktadaki elektriksel alanıyla L'nin o noktadaki elektrik alanı aynı. Hadi yazalım bakalım. K'nın ikisini hesap ediyorum. Bak. Buraya kadar yazıyorum. K yükümüz 9Q bölü uzaklık. Bir D var. Bir de burada da x var. D artı x'in karesi eşittir. L'nin bu noktadaki elektrik alanı K Q bölü x kare. Bak K'lar gitti. Q'lar da gitti. Ne kaldı? 9 bölü D artı x'in karesi bölü 1 bölü x kare. Sakın ola bunu açmayın. Ne yapacaksın? Hemen basit olarak her iki tarafında kare kökünü al. 3 bölü D artı x 1 bölü x yaptı. Şimdi içler dışlardan biz bu işe atarız golü. 3x eşittir D artı x'e. 2x eşittir d'dir. Dolayısıyla x'in mesafesi d bölü 2 kadarmış. Zaten bana x'i soruyordu. D bölü 2'dir. Evet bak ÖSYM'nin sevdiği bir tarz. Elektrik alan yönlerini istiyor bizden. Değil mi? Ne diyor? Artı q ve eksi q yüklerini yerleştirdikten sonra KLM'deki elektrik alan ne yapacaksın? Nereyi sorarsa sorsun oraya bir tane ne yazacaksın önce bir artı bir. Mesela L'yi soruyor. Hop artı bir yazdım. M'yi soruyor bir tane artı bir yazdım. Hadi bakalım başlıyorum şimdi. Şimdi artı Q bu artı bir ne yapar? İter. Eksi Q ne yapar? Çeker. O zaman bunların bileşkesi nereye doğru olur? Tam ortada. Şöyle. O zaman K'nınki sağ tarafa bak. Oh ne güzel. 3 tane bulduk. Başka L. Artı Q artı biri iter. Buradaki artı Q da artı biri iter. Bak isterseniz orası karıştı diye isterseniz şöyle yapalım. Bu köşeyi taşıyalım onu. Ne oldu? Bir tanesi bu yönde itiyor. Bir tanesi de bu yönde itince ne oldu? Bileşkenin şu yönde olması lazım. Böyle biraz çapraz aşağı. Zaten cevap çıktı herhalde. Sıra geldi M'ye. Şurayı bir sileyim de kafa ütülemesin şu ikisi. Sıra M'ye ne diyor bakalım? Eksi Q bu artı biri çeker. Eksi Q ne yapar? Çeker. O zaman bileşkeniz tam ortaya doğru. Şöyle bir çapraz yönü olacak. O zaman cevap da Denizli gibi olacaktı. Yön bulmayla iyi anlaşın. Tanım çok basit. Artı 1'e etki eden kuvvetin yönü. Artı Q ve eksi Q yüklü KL küreleri aralarında D uzaklığı olacak yerleştirildiğinde aralarındaki kuvvet F'miş. Hadi bulalım F'i. K, Q, Q bölü D kare. Dursun kenarda. Şimdi diyor ki L noktasında bulunan eksi Q yüklü küre şekil 2'deki gibi M noktasına götürülürse L noktasındaki elektrik alanı soruyor artık. Bu noktadaki elektrik alan. Ne yapıyor? Buraya artı 1'i yazıyor. K ne yapar bunu?
iter. EK. M ne yapar? Çeker. O zaman L'deki elektrik alan dediğiniz şey ne yapıyormuş? K'daki elektrik alanı bul. M'nin elektrik alanını bul. Topla. K'nın elektrik alanını bul. Doğru kelime o. Başladım. Q'nun uzaklığı D olduğuna göre K, Q bölü D kare. Artı M'ninkisini yazıyorum. K, Q bölü D kare. Sonuç ne yaptı arkadaşlar? 2 tane K, Q bölü D kare. Bitti ya. Sorunun cevabı bu. Ama emin ol şıklarda yok. Çünkü başka bir şey soracak. F cinsinden istiyor. Cevabı bulduk. Şimdi uyan bakalım. Ben buradan KQ bölü D kareyi çekebilirim bak. Ne yapıyor burası? Çekelim bak. KQ bölü D kare F bölü Q yapıyor değil mi? İşte al buranın yerine F bölü Q'yu yaz. Bak yazacağım. 2 tane F bölü Q. Sorunun cevabı 2 F bölü Q olacaktı. Evet. Ne demiş bakalım? Eşit bölmeli düzleme yerleştirilen artı Q ve eksi Q yüklü kürelerin KLM noktalarındaki elektrik alanları bakalım. Şimdi ne yapacağım? K'yı test etmek istiyorum. Ne yapacağım? Hemen koy bir artı bir. Bu artı Q ne yapar bunu? İter. Eksi Q ne yapar? Çeker. O zaman K'daki elektrik alan ne yapar? Şu yönde bir EK elde ederim. Sıra geldi L'ye. Koy artı biri buraya. Bu ne yapar? İter. Eksi Q ne yapar? Çeker. Sonuçta L'deki elektrik alanda bu yönde mi çıktı? Bak ne güzel. Hadi M'ye geldik sıra. Ne yaptık? Gene artı 1 yazdım. Artı Q bunu ne yaptı? İtti. Eksi Q ne yaptı? Çekti. O zaman bileşke nerede çıkar? Ortada. Vay hepsi aynı yönde çıktı ya. Bak M de bu yönde çıktı. O zaman K ile M'deki elektrik alanlar aynı yönündür. He peki K ve M eşit midir? Evet. Bak şimdi. K'daki elektrik alana bakarsanız nasıldır? EK şöyle bir şey olacak. Şöyle, şöyle ve dik değil mi? M'dekine bakarsak ne fark var? O ne yapıyor? Şöyle, şöyle. Yine bunlar da dik değil mi? Bak bir uzaklıkları aynı. Kök 2, kök 2. Bak buralar da kök 2, kök 2. Açılar da aynı. O zaman K ve M'deki elektrik alanlar eşit oldu. L'deki elektrik alan en büyük müdür? Evet. Neden? Bak. L noktasındaki elektrik alanı yazarken şöyle oluyor dikkat edin. Biri bu yönde, biri bu yönde. Bir, aralarındaki açı küçük. Bu arada buraya olan mesafe de az olduğu için etki daha büyük olacak. O yüzden de yani uzun uzun K, kök 2 falan yazmayın. Biraz yakın olduğu için büyük. Artı, bak bunların arası 90 derece var ama bunların arası 0 derece var. Açı küçüldükçe bileşke büyüyordu zaten arkadaşım. O zaman L'deki elektrik alanı zaten en büyük olacaktı. Evet, ne demiş? Şimdi bakın, bu işteki en önemli yerlerden bir tanesi. Elektrik alan çizgileri. Bakın. Şimdi elektrik alan çizgilerini merak ediyorsanız cevap çok basit. Örneğin elinizde artı yüklü bir cisim var değil mi? Bunun çevresindeki elektrik alanı merak ediyorsan, koy şuraya bir tane artı bir. Ne yapar bu bunu? İter. Bak, o zaman artıların dışına doğru elektrik alan varken, mesela eksi yüklü bir cismin elektrik alanını merak ediyorsan, koy buraya bir tane bak artı bir. Ne yapar? Gel bana der. Bak elektrik alan çizgileri eksilere geliyormuş. He ne yapıyormuş o zaman elektrik alan çizgileri? Artı yüklü cisimlerde dışarı yönde, eksi yüklü cisimlerde cisme doğrudur. Elektrik alan çizgileri asla birbirlerini kesmez arkadaşlar. Ve bu arada bu bir nedir? Modellemedir. Modellemenin özelliği ne? Böyle bakınca anla diye değil mi? Yani yük miktarı çok olan cisimlerdeki elektrik alan çizgi sayısı da çok çizilir arkadaşlar. Yani artı Q yüklü bir cisimdeki elektrik alan çizgi sayısı artı Q olana göre fazladır. Buna da dikkat et. Şimdi eğer artı Q ile eksi Q'yu karşılıklı koyarsak bak ne yapar? Artıdan çıkan çizgiler ne yapar? Güzel güzel böyle eksiye gider değil mi? Sonra tabi bak artılardan çıkarlar. Okların yönlerine lütfen dikkat et. Eksilere gelir. He. Şimdi mesela artı 2Q'ya eksi Q olsaydı aslında bak çizgiler gene aynı çalışıyor. Fakat ne yapmış farklıdan? Bak bununla bunun arasında hiç fark yok. Tek fark bu adam fazla yüklü değil mi buna göre? O zaman ne olması lazım? Bundan biraz daha fazla çizgi. Bak buna 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada 4, 5, 6, 7 bak biraz daha fazla çizgi çekilmiş. Olayın esprisi bu sadece. Daha fazla çizgi. He şimdi burasına dikkat edin şimdi. Artı yüklü Q1 ile artı yüklü Q2 var ama Q1 Q2'den daha büyük. Bak burada da şu önemli. Şimdi artı ile artı. Eğer bu yol tam orta olsun. Tamam mı? Şurası D, D değil. Ne yapıyor?
Bu adam itiyor. Bu adam da çıkartıyor ve bunlar birbirlerini ne yapar? İterler. Eğer birinci daha yüke sahipse bu burun daha fazla iter miydi? Yani bu buradan elektrik alan üretiyor, bu da buradan üretiyor. Ama bu adam daha yüke sahip olduğu için bunu daha fazla itecektir. Bu tarafa kadar sarkacaktır. O yüzden ne yaptık? Bak, ister istemez Q2'nin olduğu tarafa doğru kaydı. Ve bu arada daha çok çizgi çekmişim bak Q1'e, değil mi gene? Peki aynı senaryo eksi eksi olsa, ikisi de gel bana diyor. Ama Q2 çok yüklüyse Q2 bu sefer Q1'in tarafına müdahale ediyor. Ne diyor? Gel bakayım bak. Yarı tarafa geçmiş. Çünkü ben yüklüyüm diyor. Senin çizgilerini daha çok iterim ben diyor. Değil mi? Bunlar önemli. Hadi bakalım ne demiş? Eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirilen artı Q ve eksi Q yüklü cisimlerin oluşturduğu elektrik alan çizgileri. Bak şimdi ne demiş? L ve N'dekiler aynı yönlü. Bakalım. Koy şuraya bir artı bir. Bak bir noktadaki elektrik alanı merak ediyorsan koy artı bir. Artı Q ne yapar? İter. Eksi Q ne yapar? Çeker. O zaman L'deki elektrik alan çizgisi sağ tarafa doğru çıkar. N'yi merak etmişiz bak şimdi. Hemen koy buraya artı bir. Artı Q bunu ne yapar? İter. Eksi Q ne yapar? Çeker. Eşit uzaklıkta olduğuna göre tam ortalarına doğru olacak. Yani o zaman N'deki elektrik alan da buraya doğrudur. O zaman ne demiş? L ve N'deki elektrik alanlar aynı yönde. Peki devam ediyoruz. K ve M'deki elektrik alanlar aynı. Bakalım. Artı 1'i buraya yazdım. Artı Q ne yapar? İter. Eksi Q ne yapar? Çeker. Ama dikkat et şimdi. İkisi de eşit yük. Ama bu adama yakınsan bunun dediği baskın çıkar. O zaman K'daki elektrik alan ne yaptı? Sola doğru çıkacaktır. Hadi şimdi buraya yazalım artı 1'i. Bak şimdi. Eksi Q ne yapar? Çeker. Artı Q iter. Ama çok uzak. O yüzden bunun dediği baskın çıkacak. M'deki elektrik alan da nereye doğru? Sola doğru. O zaman K ve M'deki elektrik alan çizgileri de aynı yönlü. Peki L'deki alan N'den büyük mü? Evet bak şimdi. 1. Tamam ikisi de aynı yönde çıktı ama bak şimdi. 1. Burası 2 birim. Burası da 2 birim. Ama burası kök 5. Kök 5. Ha bir oradan burası küçük diyebilirsin. 2. Bir de ne vardı? Bak N'de L'de nasıldı? Şöyleydi. İkisi de aynı yönlü iki vektörün toplamı iken N'de biri buraya bakıyor, biri buraya bakıyor. Aralarında açı var. Açı büyüdükçe bileşik küçülüyordu. O yüzden L N'den büyüktür. Ne demiş bakalım? Bülent öğretmen elektrik alan çizgilerini öğrencilerine anlatırken alan çizgilerini öğrencilerinin görsel hafızasında kalması için tahta zemin üzerine yerleştirdiği KLM bilyelerinin arasına talaş parçalarını şekildeki gibi yer. Normalde biliyorsunuz böyle bir şey yok aslında ama anlatmak için yapmış. Diyor ki yüklü taneciklerin talaş parçacıkları elektrik alan çizgilerini temsil ediyorsa. Ne güzel ya. Ne olmuş? Bak elektrik alan çizgileri yani talaş çizgileri elektrik alan gibi. O zaman böyleymiş. Bunlar ne demek? Buradan çıkanlar buraya itmiş. Mesela bu adam artıysa bu eksilir. Bunlarsa ne yapmışlar? Birbirleri itmişler. O zaman bu adamın da eksi. Yani ne anlıyorsun? K ve L'nin zıt olduğunu, L ile M'nin aynı cins olduğunu anlarız. Bu arada bak ne yapıyor? L'nin ürettiği talaşlar M'ye kadar yaklaşmışlar, doğru mu? Bayağı bir ittirmişler bu tarafa. Niye? Çünkü L M'den daha fazla yüklü. O zaman L'nin yük miktarının M'den de büyük olduğunu tarif etmeye çalışmış Bülent öğretmen. Evet, böylece elektriksel alanında bitirdik gençler. Sırada elektriksel potansiyel enerji ve sonrasında da elektriksel potansiyel var. Bu kavramları karıştırmadan sakin sakin ilerliyoruz. Hadi bakalım sonraki videoda görüşmek üzere.